Trakya Haber'den herkese merhaba. Bugünkü durağımız Tekirdağ Muratlı'da bulunan diyetisyen Çiçek Tanrıverdi'yiz. Yanımızda kurum yetkilimiz Çiçek Hanım bulunuyor. Çiçek Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler, bizlerdeyiz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki de. Ben diyetisyen Çiçek Tanrıver. İstanbul Bilgi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik mezunuyum. 25 seneden beri Muratlı'da yaşamaktayım. Gayet güzel efendim. Peki vermiş olduğunuz hizmetlerden biraz bahsedebilir miyiz? Sürdürülebilir beslenme yapmaktayım. Diyetlerin kişiye özel olduğunu düşünüyorum. Bu arada bölgesel zayıflama da yapmaktayım. Bununla ilgili cihazlara sahibim. Gayet güzel. Dikkatimizi çekti açıkçası. Sizden biraz bilgi alabilir miyiz cihaz hakkında? Tabii ki de. UltraTens denen yağ yakımına yardımcı olan bir cihazım var. Onun yanında yardımcı olması için lenf drenaj ödem atmamıza yardımcı oluyor. Dolaşım sistemini çalıştırıyor. Ve ekstra kas sistemimizi hareketlendirmesi için EMS denilen bir cihaza sahibim. 30 dakikada mekik çekme etkisine sahip bir cihaz. Bu şekilde. Çok güzel efendim. Peki bu seanslar nasıl oluyor? Seanslarımız 10 seans olarak hazırladık. 5 hafta sürmektedir işlem. Haftanın 2 gününe ayırmalarını istiyoruz. İşlem süresi de 1,5-2 saat arasında değişiyor. Öyle söyleyeyim. Peki efendim, randevu sürecimiz nasıl işliyor? Randevularımızı bir hafta öncesinden oluşturmalarını rica ediyoruz. Çünkü yoğun bir talep var. Hem işlemlerin uzunluğundan dolayı hem de mağdur etmemek amacıyla bu şekilde. Gelmeden önce bir tahlil yapılmasını istiyorum. Tahlil sonuçlarına göre de diyetini kişiye özel hazırlıyoruz. Çok güzel efendim. Peki hizmet verdiğimiz bölge sadece Muratlı ile sınırlı mı? Hayır. Çorlu, Tekirdağ, Leburgaz, Edirne... Nereden talep olursa biz herkesin hizmetindeyiz. Yani diğer ilçelerimizden, ildenimizden de sizleri ziyarete gelebilirler. Tabii ki. Peki efendim, toplu iş yerlerinden bazen organizasyonlar oluyor. Mesela personellerine bir diyet programı hazırlıyorlar. Dolayısıyla size de böyle bir talep gelse yönlendirir misiniz? Tabii ki de. Kurum stajımda ben bu hizmeti görmüştüm. Menüye hazırlanarak... O şekilde ürünler planlanıyor. Evet. Stajlarınızdan biraz bahsetmek istiyorum. Nerede staj yaptınız acaba? Tabii ki İstanbul Şişli Hamidiye Etvel'de yetişkin ve çocuk stajımı yaptım. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurum stajımı yaptım. Orada da menü planlamalarını gördük. Bu şekilde ilerledik. Zaten yeteri kadar dolu hastaneler. Peki efendim, diyet yaparken egzersiz de mutlaka yapmalı mıyız? Egzersizi yapılmasını istiyoruz. En az haftada 3 gün egzersizde zaman ayrılmasını istiyoruz. Hatta egzersiz yapamayan danışanlarımız içerisinde de haftanın 4 günü, 5 günü 30 dakikalık bir tempolu yürüyüş istiyoruz. 30 dakikadan da fazla da olabilir ama minimum 30 dakika olarak söylüyoruz biz. Yani onu da yapamayanlar, burada cihazımız da var zaten. Böyle makinemiz, gelsinler burada kısa yoldan zayıflayabilirler diyelim o zaman. Peki Çiçek Hanım, Türk halkının beslenme konusunda yapmış olduğu en büyük hata nedir sizce? Tabii ki de ekmek tüketimi. Yanında katı yağların tüketimi. Yeterli kadar su tüketimi yapmamaları. Şekerli hamur işlerine düşkün olan bir ülkeyiz. Öyle evet, bir kültüre sahibiz maalesef. Bu yanlışlar. Teşekkür ederim efendim. Vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden ayrıca nazik davetinizi ödüyorum. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Peki efendim, görüşmek üzere. Bir programımızın daha sonuna geldik efendim. Diyetisyen Çiçek Tanrıver'den herkese selamlar. Sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.